Herkese merhaba. Bu videoda yakıt tüketimini azaltma ve emisyon kurallarına uyum sağlama amaçlı otomobillerde sistemsel formları anlatmaya çalışacağım. Yani hibrite evrilen yolu anlatmaya çalışacağım. Ve neye mild hibrit, neye hibrit diyoruz onun ayrımından bahsedeceğim. İşten yanmalı motor teknolojisi ilk yapıldığı zamandan günümüze sürekli geliştirildi ama motorun haricinde de bir takım teknolojik yapılanmayla beraber yakıt tüketimleri düşürüldü. Kaput altında motor hariç bu teknolojiyi irdelediğimizde önümüze çıkan ilk iyileştirmeler alternatör ve motordan enerji çeken sistemlerden başladı. Yani klima, hidrolik direksiyon gibi. Volkswagen araçlarının arkasında Blue Motion ya da Mercedes arkasında Blue Efficiency veya diğer markaların bu şekilde etiketlerini gördük. Bu etiket aslında tek parça iyileştirme anlamına gelmiyor sürtünme katsayılarından araç ağırlığına kadar birçok alanda yakıtı azaltmak için yapılan iyileştirmeleri içeriyor. Ama biz bunun mekanik kısmını irdeliyoruz. Bilindiği gibi alternatör bir kayış vasıtasıyla motordan enerji alarak elektrik üretir. Eskiden elektrik üretirken zaman mekan fark etmeksizin aküler hemen doldurulsun amaçlı alternatör çalışırdı. Dolayısıyla motorda çoğu zaman yük oluştururdu. Yeni sistemle akü kapasitesi arttırıldı EGM dediğimiz daha büyük kapasiteli akülere geçildi. Ve elektrik üretimi her zaman değil, daha çok araç frenleme yaparken veya motor yüküyle yavaşlarken yapılmaya başlandı. Kritik, ak kritik akü seviyesi durumları hariç tabi. Böylece elektrik üretmek için harcanan benzin azaltıldı. Ve gerektiğinde akü büyük olduğu için elektrik sağlanabiliyordu araca. Ayrıca klima kontrolörleri de geliştirildi. Hidrolik direksiyondan vazgeçilmeye başlandı. Daha az enerjiyle çalışabilir duruma geldi araçlar. İlerleyen zamanlarda emisyon kuralları katılaştı. Üreticiler bu sefer start-stop teknolojisini geliştirdiler. Bir önceki sisteme ek olarak marş motorunu daha dayanıklı yaptılar. Motor ve turbo yağlama sistemleri daha da geliştirildi. Klima ve ısı yönetimi ile ilgili elektrik sistemi daha da komplike oldu. Sürekli start-stop yapan motorda alternatör de geliştirildi. Geri dönüşümden daha çok elektrik üretilmeye başlandı. Kırmızı ışıkta stop halde bekleyen araçlar ayağı frenden kaldırınca anında sürüşü hazır hale gelmesi otomobil sistemleri içerisinde en komplike hallerden biridir ve en karmaşığıdır. Çünkü sürekli start stop yapan, start -stop yapan ve daimi büyük bataryası olmayan sistemler yani benzinli motora ihtiyaç duyan sistemler ee, çok geliştirilmek zorunda kaldı ve çok hassas durumlara geldi. Bu aşamadan sonra sıra multibrite geldi. Emisyon kuralları daha da katılaştı. Bu sistemde elektrik motoru bulunmuyor. Dışarıdan fişle şarj olmuyor. Yani elektrikle dışarıdan ve kabloyla şarj etmiyoruz. Ama alternatör artık son teknolojisine evrildi. Alternatör devreye girip çıkabiliyor mekanizmasıyla gerektiğinde motora 5-10 Nm'ye kadar kayışla beraber tork desteği sağlıyor. Bu bir kayış vasıtasıyla oluyor. Daha fazla elektrik üretme gibi fonksiyonlara sahip oluyor alternatör. E bu tabii kayışların ne kadar e, kuvvete maruz kaldığı önemli. Yani maksimum 5-10 Newton veya 20 Newton metrelere kadar tork sağlayabilir. Kayışın taşıyabileceği bir yük var. E, Bunlarda küçük bir pil veya büyük bir akü var, koltuk altında oluyor genelde. Ama otomobil termik motoru olmadan yani içten yanmalı motoru olmadan ilk harekete geçemiyor. Sürüş esnasında araba stop edebilir. Bu sistemle artık markaların kendine özel kaput altı sistemleri de oluşmaya başlandı. Her marka kendine has sistemler oluşturuyor artık. Multiple sistemde yapılacak aksiyonları sıralayalım. Neler yapılabilir, neler yapılıyor? Öncelikle motor teknolojisine değinmeden geçmemek lazım. Artık çok verimli termik motorlara eriştik. Çoğu Miller çevrimiyle çalışabiliyor. Aynı zamanda Otto çevrimine de dönebiliyor. Kısacası Subap ve Kambili teknolojisi sayesinde çalışma döngüleri değişebiliyor. Ayrıca silindir kapatma yapabiliyorlar. Buna ek olarak yelken modu da kullanılabiliyor. Ee, ve motorlar gerçekten e, iç dizaynı, iç malzeme bakımından da lazer kesimlerle beraber son derece sürtünmesiz hale geldi. Silindir kapatma demek o silindirin subapları açık bırakılarak mili vasıtasıyla motorda kompresyon oluşmaması demek. Yani motordaki kompresyon engelleniyor. Ya da... Yakıt da püskürtülmeyince yani sıkıştırma ve patlama olmayınca piston çok az bir sürtünmeyle beraber boşa dönüyor. Aynı zamanda ayak gazda değilken bizi yavaşlatan aşırı kuvvetler oluşmuyor. Yelken ve silindir kapatma teknolojisi olan motorlarda motor devri yüksek olsa bile ayak gazdan çekince öne yığılma görmeyiz. Araç süzülüyor gibi gider. Halbuki eski arabalarda motor kompresörüne biner deriz. Ama bu teknolojiyle beraber devir yüksek olasılığa bile, krank dönse bile ee, sıkıştırma olmadığı için, subaplar açık kaldığı için ee, sık, hava, hava direncine karşı gelmek zorunda kalmıyoruz. Hava girip çıkıyor çok rahat silindir içine. Bu neden yapılıyor? Çünkü yelken, ee, yani süzülme modu bazı durumlarda aracı daha ileri daha az yakıt tüketimiyle götürebiliyor. Bu teknolojiyle beraber mal tipi taraşlar hareket halindeyken termik motoru stop edebilir. Ama eğer klima çalışıyorsa, kalorifer çalışıyorsa, motor çok sıcaksa, spor moddaysa, frene basmışsak, çünkü fren servosu için motora emiş kuvveti lazım, motoru kompresyona sokmak istemişsek termik motor çalışmak zorundadır. Bunun gibi daha farklı durumlardan ötürü termik motor çalışır halde kalabilir. Araçtaki büyük alternatör yakıt tüketimine en çok 100 kilometrede 0.5 litre katkı yapabiliyor. Bu en fazla. Yani aslında tüm bu karmaşık teknoloji 100 kilometrede 0.5 litre için yapılıyor. Bu noktada kaput altı gerçekten çok karmaşık hale geldi. Her mekanizma son derece teknolojik ve hassas oldu. Eski geleneksel sistemin üstüne yığınla yeni teknoloji geldi. Bunun elbette bir geri dönüşümü olacaktır. Arıza ihtimali ve tamir anlamında en sıkıntılı araçlar bunların olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra sıra artık hibrit teknolojisine geldi. Buna bazı markalar geçti, bazı markalar hala geçmedi ama geçmeye devam ediyorlar. Çünkü e, elektrikli arabaların satışları biraz devletlerin bu yöndeki teşviklerine bağlı artıyor azalıyor zaman yani mesela bir bir sene öncesinde çok artmıştı. Teşvikler biraz azaldı. Elektrikli arabalar satılma e, satımı biraz azaldı. Ama hibrit arabaların devamlı artan bir artan satış grafiği var. Şimdi hibrit teknolojisine sıra geldi. E, bu arabaya hibrit diyoruz veya hev Türkçe okunuşuyla hev hibrit elektrikli e, araç diyoruz veya tam hibrit, full hibrit diyoruz. Aslında mild, mild hibrit olanı biraz çakma olduğu için hibrit olanlar kendine işte full tam gibi kelimelerle biraz kanıtlama gereği duydu. Hibrit dediğimiz araçlar dışarıdan şarj edilemeyen küçük pilini frenleme, yavaşlama veya kendi motoruyla şarj edebilen sistemlerdir. Bu araçlara hibrit diyoruz. Hibrit sistemlerde ilk diyeceğimiz şey bir veya iki motorun bir veya iki elektrik motorun bulunduğudur. Yani hibrit sistemlerde en az bir elektrik motoru veya iki elektrik motoru bulunuyor. Ve bu elektrik motoru kavramalarla veya kavramasız içten yanmalı motora, motorun krankına entegredir. Yani termik motorun içten yanmalı motorun krankına entegre elektrik motoru varsa bu araca hibrit diyoruz. Pili olmasına rağmen kranka entegre elektrik motoru yoksa multi hibrit diyoruz. Ve hibrit araçlarda elektrik motoru sisteme ciddi anlamda tork verebilir. Hatta aracı kendi başına yürütür. Yürütebilir. E-Power ee, e gibi sistemleri ay ayırıyorum. Onları en son anlatacağım. Bu sistemde markalar iyice ayrıştı. Hibrit amaç elektrikle ve pille aracı yürütebilmek. Hareket halinde bile termik motoru durdurabilmek. Elektrik motorun ilk andan itibaren torkundan faydalanmak. Daha çok rejenerasyon enerjisi üretebilmektir. Daha doğrusu Frenleme ve yavaşlamada doğaya saldığımız ısı enerjisi olarak saldığımız enerjiyi pilde depolamaktır. Ve pil kapasitesi hibrit araçlarda en az 0.7, 0.8 veya 1 kWh'ın üstünde oluyor. Peki markalar nerede ayrışıyor hibritte? Genel anlamda hibrit araçlarda elektrik motoru termik motorun volanı ile şanzıman arasında konumlanıyor. Bazılarında şanzıman içinde konumlanıyor. Bazıları şanzımandan sonra konumlanıyor. Değişebiliyor. Aynı zamanda Mekanik diğer sistemlere baktığımızda yani kaput altındaki diğer sistemlere baktığımızda aracın termik motoru çalışmadan da hayati fonksiyonlarına devam edip edemeyeceği de önemli bir kıstastır. Aslında en can alıcı nokta burasıdır. Frenleme sistemi, direksiyon sistemi, klima sistemi, devir dayım sistemi, alternatör sistemi, marş motoru sistemi, şanzıman sistemi, yakıt tüketimi ve sorunsuzluğu belirleyen en önemli kriterlerdir. Hibrit araç alırken mutlaka bu detayları öğrenmeniz gerekiyor. Gerekirse servise gidip usta başıyla konuşup gerekirse kaput içine bakıp öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü burası yakıt tüketimine çok etkili. Hibrit arabalarda pil kapasitesi büyüktür. Pil kendi içinde 150 ile 300 volt arasında gerilme sahiptir. Pil enerji depolanırken ve yani pilden enerji giriş çıkışı doğru akımlı olur bataryalara. Bu araçlarda enerji yönetimini yapan inverter converter bulunur. Bu cihazla Pildeki gerilimi 12 volta kadar düşürebiliriz. Aynı zamanda alternatif akımla 600 volta da çıkarabiliriz. Markalar az önce saydığım sistemleri ne kadar elektrikli yaparsa yani marş motoru, devir dayım, alternatör gibi bunlar şeyleri ne kadar elektrikli yaparsa yani yan mekanik sistemler ne kadar termik motordan bağımsız uzaklaşırsa o kadar sorunsuz bir araba, o kadar az yakan bir araba e, yapıyorlar. Günümüzde hibrit araba üreten markalar bu sistemleri farklı, farklı kombinasyonlarda elektriklerle getirmiş durumda. Ama hibrit olup hala motorun yanında V kayışı ile tahrik alan, tahrikle çalışan sistemler de olabiliyor. Termik motor harici sistemlerin hepsini elektrikli çalışan markalar da var. Tercihimizi tüm sistemlerin elektrikli olanlarından yana kullanmalıyız. Çünkü bu tarz sistemler motorun stresinden uzak, hepsi kendi halinde çalışıyorlar. Daha az bozuluyorlar. Ente bazı şeylere yani birbirlerine entegre değiller. Aynı zamanda termik motorumuz bu sistemlerden uzak olursa o kadar da az çalışır. Ömrü o kadar uzun olur. Bakım aralıkları uzun olur. Bu sistemler motordan tahrik alarak değil elektrikle ayrı ayrı çalıştırılmasını istiyoruz. Hibrit araçlarda alternatör yoktur. Aracın hayati sistemlerini elektrikle çalıştıran hibritlerde fren pompası elektriklidir. Yani servo yoktur. Fren servosu yoktur. Westinghouse deniyor buna markası. V kayışı yani gergi kayışı yoktur. Bu motora bağlı yanda dönen bir kayış görürsünüz. O yoktur. Direksiyon hidrolik pompası yoktur. Direksiyon tamamen elektriklidir. Klima daha verimli küçük elektrikli bir kompresördür. Devir dayım elektriklidir. Maaş motoru yoktur. 12 volt aküsü eski tip basit aküdür. Yani ucuzdur. Şehir içinde dur kalk yapmanız start stop arabalardaki gibi sürekli akü sorunu yaşatmaz size. Ama her marka bu sistemleri maalesef elektrikli yapmıyor. Yapanlar tabii ki var ara formda yapanlar var. Daha az yapanlar var. Buna az önce bahsettiğimiz gibi bakmak gerekiyor. Burada tekrar bir ayrım noktasına geliyoruz. Aktarma organları. Şimdi bu da ikinci kıstas. Aktarma organları yani hibrit teknolojide bir de motordan sonra aktarma organı var. Avrupa markaları ve Kia grubu aktarma olarak çift kavramalı çift kavramalı şanzımanları tercih ediyor. Renault, Mitsubishi gibi bazı markalar çoklu hidrolik kavrama plakalarıyla mekanizmayla Çeşitli varyasyonlarla şanzıman sunuyor. Seri veya hibrit olabiliyor bunlar. Nissan e-Power sadece seri hibrit. Honda istediği zaman seri, istediği zaman paralel hibrit aktarma kutusu var. Toyota ise devamlı seri paralel aktarma organına sahip. Yani dediğim gibi herkes farklı teknolojileri kullanıyor. Hem kaput altı aracın hayati fonksiyonlarını konumlandırırken veya çalıştırırken elektrik veya motor tahrikli olarak organize ediyor... Hem de aktarma organında tekere, güç aktarma organında böyle farklılıklara gidiyor. Burada önemli bir detay var. Hibrit araç üretilirken eski sistemlerin üstüne sürekli teknoloji geliştirerek karmaşık ile en baştan beri hibrit'e özel tasarımla araç üretenlere ayırmak lazım. Yani üst üste Lego gibi koyanlarla baştan hibrit araba tasar tasarlayanları ayırmak lazım. Çünkü hani e, şu sıralar gündemde olan bir durum var e, elektrikli arabalarla alakalı. Ee, herhangi bir şu an güncel satılan benzinli dizel satılan bir modeli elektrikliye çeviren markalar var ya içerisinden benzinli motoru çıkarıyor bir sürü ekipmanı çıkarıyor altına bir pil yerleştiriyor elektrik motoru koyuyor İşte bunu elektrikli araba gibi satıyor şase aynı bir de şasesini elektrikli araba için tasarlayan markalar var pili şase demek yani pili şasenin içine değil bizzat pil kutusu pili kaplayan kısım şase olarak çalışıyor ve e, elektrik mimarisi tasarımı tamamen elektrikliye göre yapılıyor daha hafif oluyor Şimdi bu tasarımla az önce bahsettiğim e, devşirme elektrikli araba tasarım arasında elbette bir fark var. Hibrit de öyle. E, sürekli multi, işte star stop, multi hibrit, hibrit gibi üst üste teknolojik geliştirerek her mekanizmayı, her aleti daha fazla geliştirerek hibrit yapmak başka. Bir de baştan hibrit tasarlamak başka. Çünkü en sorunsuz hibrit en sade hibrittir. Hibrit arabalar aslında içten yanmalı arabalara göre daha sorunsuz hale istenildiğinde getirilebiliyor. Ne kadar ayrı çalışan, elektrikle çalışan mekanizma o kadar sorunsuzluk demektir. Bundan sonraki aşama plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibritler. Şu anda da çok revaçta. Satışları artıyor gündemde. Bu araçlarda sistem hibritle tamamen aynıdır arkadaşlar. Tek farkları var. Daha büyük şarj edilebilir pil daha büyük inverter-converter, daha güçlü elektrik motoru. Geri kalan tüm kısımlar hibritle aynıdır. Plug-in hibrit tercih edelim mi etmeyelim mi diye sorular geliyor. Bununla ilgili ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama bir sonraki videomuz aktarma organlarının teknik detaylarıyla ilgili olacak arkadaşlar. Hangi marka, nasıl bir hibrite sahip konusuyla alakalı video yapmak istiyorum. Biraz daha kaput içine girip araçları detaylandırmak istiyorum. Umarım zaman bulup yapacağım bunu. Herkese selamlar. Hoşçakalın.